Merhaba arkadaşlar. Bugün ideal kondisyon serisinin TYT denemesinin A kitapçığının coğrafya sorularını çözeceğiz. TYT'de coğrafya sorularınız biliyorsunuz ki 6. sorudan başlıyor. İlk soruya bakacak olursak eğer, soruda diyor ki öncelikle bir dünya haritası varmış ve soruda şunu soruyor. Yukarıdaki haritada Akdeniz ikliminin dünya üzerinde görüldüğü bazı alanlar gösterilmiştir diyor ve haritada evet Kaliforniya, Akdeniz Havzası, Türkiye'nin Akdeniz bölgesi, Kap bölgesi ve Avustralya'nın güney batı kıyıları verilmiş. Bu bölgelerde Akdeniz ikliminin görüldüğünü söyleyebiliriz. Ve soruda da bize şunu soruyor. Aynı zamanda bir de grafik verilmiş. Haritada gösterilen alanlardan hangi ikisinde yıllık sıcaklık ve yağış dağılımının grafikteki gibi olması gerekir? Normal şartlarda biz biliyoruz ki Akdeniz ikliminde yaz mevsimi kurak geçer, kış mevsimi ise yağışlı geçer. Ama grafiğe baktığımızda burada yaz yağışı var, kış mevsiminde bir kuraklık olduğunu görüyoruz. Demek ki diyoruz ki bu grafikte gördüğümüz Akdeniz iklim bölgesi, Güney Yarımküre'deki bir Akdeniz iklim bölgesini bize anlatıyor diyoruz. O yüzden ne yapmamız lazım? Ekvator çizgisini bir çizmemiz lazım ve ekvator çizgisinin altında kalan bölgeler grafikte gösterilen alanları gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Böyle düşündüğümüzde de cevabımız 3 ve 5 çıkıyor. Yani Edirne olduğunu ifade edebiliriz. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda da diyor ki öncüllü soru vermiş ve bu öncüllere göre diyor verilen bilgiden faydalanarak K merkezi ile ilgili hangisileri kesin olarak tespit edilebilir diyor. Öncelikle K merkezi ile alakalı hangi bilgiler verilmiş ona bir bakalım. Diyor ki K merkezinin yerel saati 35 doğu boylamına göre 1 saat 12 dakika ileridir. 1 saat 60 dakika, 12 dakika daha eklediğimizde 72 dakika ediyor. Biz biliyoruz ki her meridyen arası 4 dakika. O yüzden K merkezi ile 35 doğu merkezi arasında kaç meridyen olduğumuzu bu şekilde bulabiliriz. 72 bölü 4 saat ne oluyor burası? Cevap 14 diyelim. 7'den 4 çıktığında 3 kalıyor. 32, 8, 18 meridyen var. Ama aynı zamanda ne diyor? Saati ileridir. Yani 35 doğu meridyenini şöyle aldığımızda saati ileri ise K merkezi biraz daha doğuda olacak. Yani 18 meridyen kadar daha doğuda olacak. Biz böylelikle 35'e 18 ekleyerek K merkezinin bulunduğu boylam derecesini çıkartabiliriz. Boylam derecesi bulundu ama enlem derecesiyle alakalı herhangi bir yorum yapamayız. Çünkü paralellerle alakalı herhangi bir bilgi yukarıdaki açıklamada verilmemiş. Başlangıç boylamına uzaklığı. Başlangıç boylamı hangisidir? 0 derece enlemi. Başlangıç boylamına derece olarak uzaklığını bulabiliriz ama burada mesafeden bahsediyor. Mesafeden bahsettiği için bu mesafeye de ulaşamayacağımız için bunu da alamayız ve cevabımız yalnız 1 olur. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuz göçlerle alakalı bir sorudur ve soruda diyor ki ülkemizde göçlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Yanlış olan seçeneği bulmamız lazım. Seçeneklere baktığımızda göçler genelde doğudan batıya, evet doğu bölgelerinde iş imkanı daha az olduğu için doğudan batıya doğru olduğunu, iç kesimlerden ise kıyı kesimlere doğru olduğunu söyleyebiliriz. Neden iç kesimlerden kıyı kesimlere göre? Çünkü iç kesimlerde iklim daha sertken kıyı kesimlerde daha yumuşaktır, ılımandır yani. O yüzden bu seçenek doğru. Kırsal nüfusu fazla olan bölgeler en çok göç gönderen bölgelerdir. Kırsal nüfus fazla olduğu için iş imkanı da azdır. Bu nedenle de göç gönderdi yani göç veren bölgeler olduğunu söyleyebiliriz. Doğru. İş imkanlarının fazla olduğu büyük şehirler en çok göç alan yerlerdir. Evet, insanlar ekonomik olarak kendilerini var edebilmek için göç yaparlar. Bu seçeneğimiz de doğru. Ve D seçeneği zaten aslında B ve C seçeneklerini de açıklıyor. Göç olayı daha çok ekonomik durumlardan dolayı gerçekleştiriliyor. Evet, bizim ülkemiz, ülkemizdekini sorduğu için doğru. Yoksa göç olayı sadece ekonomik olarak olmaz elbette ki. Eğitim sebebiyle ya da farklı nedenlerle de olabilir ama ülkemizdeki göçler
genel olarak ekonomik durumlardan dolayı gerçekleşiyor. Ama burada Doğu Anadolu illeri göç gönderir ama göç almaz. Göç almaz diyemeyiz. Az da olsa elbette ki göç aldığını söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız E seçeneği oluyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu soruda da diyor ki bir dünya haritası vermiş. Aşağıdakilerden hangisinin bu arazileriyle paralellik göstermesi beklenmez diyor. Öncelikle bizim bir deprem haritası vardı dünya ile alakalı. Hatta H harfini çizebiliyorduk, şöyle böyle kodlayabiliriz demiştik. Ancak hani bu bile aklımıza gelmese, baktığımızda Pasifik kuşak olarak adlandırabileceğimiz Amerika'nın batı kıyıları ya da Türkiye'nin de içinde bulundurduğu bu Alp-Himalaya sisteminin içerisine işaretlediğini görüyoruz. Bu bölgelerde öncelikle deprem bölgeleridir diyebiliriz ve bizler biliyoruz ki deprem bölgeleri, fay hatları ve su kaynakları genel olarak paralellik gösterir. Ve aynı zamanda deprem bölgesi olması, yani bu bölgenin hareketliliği neye bağlıdır? Yakın jeolojik zamanda oluşmuş genç araziler olmasına bağlı olduğunu da söyleyebiliriz. Ama taş kömür yataklarıyla alakalı herhangi bir paralellik bu soruda bulunamayacağını söyleyebiliyoruz. Şimdi ise TYT'nin son sorusuna bakıyoruz. Coğrafya adına tabii ki son sorusu. 10. sorumuzda diyor ki heyelan olayı ve kütle kayması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Heyelan ne demekti? Heyelan aslında toprak kaymasıydı ama kütleler halinde toprağın kayması olduğundan bahsetmiştik. Burada heyelan olayının gerçekleşmesi için nelerin olması gerektiğini bilmemiz lazım. Öncelikle heyelan olayı gerçekleşmesi için ya da heyelan düşmesinin oluşabilmesi için toprakta nemin çok fazla olması lazım ki toprak yere tutunamayıp bir bütün halinde kayabilsin. Seçeneklerine bakalım. Yanlış olanı arıyoruz. İlkbahar mevsiminde görülen kar erimeleri heyelan olaylarını arttırır. Evet, toprağı neme doydurduğu için, toprağı çok fazla su tutunmasını gerçekleştirdiği için bu toprak kaymasına neden olabilir. Eğimin fazla olduğu dağlık arazilerde daha çok görülür. Tabii ki doğru. Çünkü düz alanda zaten kayabileceği bir alan yok. Eğimli alan olacak ki bölgelerde kaymalar gerçekleşebilsin. Ülkemizde en çok Orta Karadeniz illerinde görülür. Hayır, bu yanlış bir bilgidir. En çok Doğu Karadeniz illerinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Ve kütle kayması sonucunda can ve mal kayıpları olur. Can ve mal kayıpları olur. Özellikle trafiğin yoğun olduğunda ya da insan yaşantısının çok fazla olduğu yerlerde biz can ve mal kayıplarıyla karşılaşabiliriz. Ve yanlış arazi kullanımı nedeniyle heyelan ve kütle kayması gerçekleşebilir diyebilir miyiz? Elbette ki gerçekleşebildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle 10. sorumuzun cevabının da C seçeneği olduğunu ifade ediyoruz. Böylelikle TYT coğrafya soru çözümü bitmiş bulunuyor. Hepinize başarılar diliyorum.